Popstar Alaturka'ya tekrar hoş geldiniz değerli izleyiciler. Yörelerden türkülerle, yöresel şarkılarla, türkülerle devam ediyoruz. Bakalım sırada hangi ikili var? Söz Ayşe Egesoy'da. Osman Tan Karadeniz yöresiyle devam ediyoruz. 109 Hüseyin ve 106 Canan geliyor. Önce Volkan Konağan bir bestesi. Sözler Nurhan Bahçekapılı. Cerrah Paşa. Hemen arkasından söz ve beste anonim bir Samsun türküsü. Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Yari gönülde ara, arayan bulur derler. Tebrikler Hüseyin ve Canan. Çok teşekkür ediyoruz. Bafralılara da hoş geldiniz diyoruz. Bu arada siz böyle nokul diye bir şey getirmişsiniz. Ne kadar lezzetli bir şey o öyle. Jüri üyelerimize de var, geliyor size de. Harika bir şey. Evet, bakalım neler söyleyecek jüri üyelerimiz Hüseyin ve Canan için. Efendim? Ben yemem mi dediniz? Ben yemem. Yemem. Nokulda. Neden? Çok ne? Güzel. Biliyor musunuz ne olduğunu? Yeseniz ne? Bayılırsınız. Nasıl bir şey Osman Tan? Valla tarif edilemeyecek tatlı. Bir şey. Evet, tatlı. Anlatılmaz yaşanır bir şey yani. Ama bir de... Bir de o lokulu yiyenin kısmeti çok açılıyormuş. Nasıl? Kısmeti çok açılıyor hocam. En önemli noktası evet. Orada yani. Bir de Bülent suyundan Hanım, getirseler. Onun yeni kısmeti açılıyormuş. Benim böyle bir problemim yok zaten. Çok açık kısmetim. Ben gelenleri gönderiyorum. Neydi adı? Bir dakika. Neydi adı tatlının? Arma. Dokur. Arma. Ne? Nide'nin neyisi? Nokul. Nokul. Evet, L var sonunda. Düşünün bu nokul yememiş hali, bir de yese. Arma, Osman Tan Bey yemiş mi? Osman Tan, yedin mi? Ben niye? Bana ne oluyorsa. Herkes birbirini duyuyor. Armağancığım, yedim. Yemiş. Ya. Peki, şimdi kısmeti mi açılacak? Onun zaten bağlandı. Hayır canım, kısmeti açılacaksa ben kalkayım gideyim ya. Hayır olmaz. Oho. Geçmiş olsun, onun kısmeti ama mi kaldı? Ama niye o zaman bak. Ama Bülent Hanım. Onun üzerinden Bülent düğüm atıldı artık. Ben yemeyeceğim artık. Mesela. Dikkatinizi çekerim. Kendisi yemiş, Ebru Hanım'a yedirmemiş. Tabii. Ya. Yedirmediniz mi? Yedirmedim. İyi ettin, aferin. şimdi evet. Nokul'un kısmet açtığını şu anda öğrenmiş bulunuyorum ben de. İş işten geçti artık. Yani ne oldu? Ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Bir nokul yedim diye. Sen hocam, nokul mu yedin, keçisi... mokul mu yedin bilmiyorum. Ama hocam, ben gidiyorum. Çok affınıza sığınıyorum. Şey, ben yanınızda var mı nokul? Var mı yanınızda? Günah keçisi olmak istemem. Bu anda yok. Günah keçisi ben olmayayım. Kara kedi. Ayırdın yani ikimizi. Nerede? Hemen nokul olur geliyor mi galiba? Hemen nokul yokmuş yetişiyor. Yokmuş yanlarında. Yok ben mu? De sordum verecektim. Hepsi aşağıda Zula'da ya. Var aşağıda var. Zula'da. Aşağıda var.
O zaman bütün Zula'yı bana getir, tamam. Ben yemeliyim. Bir de şey var Osman Tan Bey, bir de şey getirdim ya. Bafra lokumu. Ama Bafra kaymaklı lokumu. İçinde orijinal ben artık kaymak bu konulara var. Girmek istemiyorum. Hocam hepinize birer paket böyle güzel paketlenmiş. Bir de nokul. İki paket. Olan bana oldu sonuçta nedense. Bafra lokumu da yedin, o da kısmet kapatıyormuş değil mi? Biri açıyor, biri kapatıyor zaten. Öyle dengeyi kurduk yani. Evet. Tamam. Böylece eşitlenmiş oldu. Tamam. Orhan abi daha iyi bilir aslında oraların yemeklerini değil mi? Orhan ben abi? Sıramı bekliyorum konuşmak için de. Peki, o zaman Orhan Bey'le devam edelim. Bu ezgiler, bu giysiler benim yöremin giysileri. Evet. Benim toprağımın giysileri. Ezgileri. Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz ezgi olarak ama giysiler benim yöremin ve bahsini ettiğiniz yiyecekler de yine benim yöremin giysileri. Siz yiyecekleri. Nokul yediniz mi Orhan Bey? Biz efendim? Nokul yediniz mi? Tabii ama biz onu kısmetimiz açılsın diye yemedik. Ben tabii de ki. Ben de yani ayrıca gayet bizim oralarda yedim nokulu. Karadeniz'de bilirsiniz. Evet. Bakın aynı zamanda pide de vardır. Bafra pidesi, pide. Allah. Pide birinci derecede ilgi evet. Gören bütün hafta sonları kışın özellikle herkes fırındadır ve pidesini yaptırır evine getirir. Bazen de her gün. Neticede hepimiz onlarla büyüdük. Demin o suların akışına bayıldım bakışına. 13 yaşımda Ankara Radyosu'na Samsun yöresinin ezgilerini anlatmak için canlı yayın yapmaya gitmiştik. Birden onu hatırladım. Bizim çok güzel türkülerimiz vardır. Harika gelenekselliklerimiz vardır. İşte son derece memnun oldum. Ben sonra ne varsa yemek üzere bana da ayırın. Hocam hepsi sizin için. Yani sizleri teşekkür yani. Ederim. Zaten ben yemedim Armağan çünkü. Dayanamadı gitti hemen yemeğe gitti. Nokul yemeğe gitti. Görmeye gitti. Tamam birazdan ben de yemek istiyorum. Ama tabii kısmetim hocam. Açılsın diye değil. Yok hocam o sizin şükür yani. Yani bu konuda bir ısrarımız iddiamız yok. Ama yemek istediğim için çok sevdiğim için. Özgür onları. İrademle nokul yemek istiyorum diyorsunuz. Bilakis. Ben de aynı o duygularla yedim zaten. Evet ve her şey çok güzeldi. Güzeldi. Ve tebrik ederim, teşekkür ederim. Berhudar olun. Sağ olun. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Ve ayrıca buradan benim toprağıma doğduğum Samsun'a Encan'dan sevgi ve saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. Çok teşekkürler Orhan Bey. Ebru Hanım. Evet, olay bu hocam. Bu kısmet açanlar. Yok yemeyeceğim. Yok. Efendim? Bence efendim. Sen yedir bari. Ben vereyim. Hayır. Ben uzun bir süre. Sakın. Uzun hiç bir süre. Yiyecek misiniz? Yok, hayır. Lütfen. Hepsini ben yiyeyim o zaman. Evet. Çok fazla. Orhan abi diyor ki hepsini yeme sonra beraber yeriz. Sevim abla duyuyor musun? Yemeyecek misiniz yahu? Birer tane yiyin ne olacak ki? Yani ben kısmet niyetiyle yemedim. Siz de o niyetle mi? Çok lezzetli. Vallahi ben, bilmiyorum. O zaman yiyelim peki tabii. Bakalım ne olacak. Tabii. Bravo. Çok lezzetli. Çok lezzetli gözüküyor. Sonra mı yiyeceksiniz Orhan abi? Bülent Hanım siz yemiyorsunuz. Yiyin, yiyin Bülent Hanım. Gerçekten güzel. Hepsi peki. Bana kaldı. Güzel şu oldu. Anda bir tek yemeyen Bülent Hanım. O zaman sizden Bülent Hanım performansla ilgili yorum alabilirsek. Güzeldi. Güzeldi. Sağ olun hocam. O çocuğu beğeniyorum zaten. Sağ olun. Düzgün okuyor. Bu hanım kız da düzgün okuyor. Sahneyi çok iyi kullanıyor. Sayın Çağlayan'la da istişare ettik ufak bir efendim göz göze gelip. Sahneye çok yakışıyor. Fındık kurdu gibi. Efendim ve hoş duruyor. Eserlerin icrası da güzeldi. Güzeldi yani. Beğendiniz yani. Güzel. Çok teşekkürler. Ebru Hanım. Yani hatırına
Affetsem mi seni, affetmesem mi? Yapmayın hocam ya. Vallahi öbür şarkıyı okuyamaz duruma geliyorum yavaş yavaş. Bir kere ben her ikinizi de çok beğeniyorum ve birbirinize acayip güzel oturdu değil mi? Yani sen var ya, sen acayip bir şeysin, biliyor musun? Bana mı dediniz? Hanım kızımız için söylüyorum. İnanılmaz elektriğin var. Yani nerede ah çektireceksin, ne yapacaksın? O kadar iyi biliyorsun ki. Süperdi yani. İkinizin bir arada ben çok beğendim. Yolunuz açık olsun. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Şimdi kısmet mi açılacak? 24 saat beklemeniz lazım. Kısmet açılıyor mu? Yani ihtiyacınız mı var? Yok, hayır olsun. Hayır. Sen Allah aşkına ne dedin? Bunu yiyince dedi. Hayır, bunu kısmet Canan açılıyor, söyledi. Değil mi? Ben Allah attım ortaya. Ya, ben... Var mı öyle bir şey gerçekten? Şimdi benim... Var mı öyle bir şey? Yok öyle bir şey. Niye öyle bir şey söyledin? Kim uydurdu? Hayır, Canan. O uydurdu. Aha, o uydurdu. Canan uydurdu. Kitabını yazdım ya, hani kitabını ben yazdım. Hayır, şimdi annem derdi ki bize, benim babam Bafralı Bengüllü'dür. Babam derdi ki bize, anneanne kandırırken bu lokulu yiyen kısmeti açılır diye denilmiş. Annem 13 yaşında evlenirken. Bayağı da bir erken yaşta açılmış annemin de kısmeti. Ondan aklımda kaldı. Öyle bir espri olsun mahiyetinde diye söyledim. Sert ama çok ciddi aldınız bir. Vallahi çok nerede üzüldüm. Nerede espri yaptığının farkında mısın? Efendim? Nasıl bir espri yaptığının farkında mısın? Diyorum ya. Kan çıkacak. Hayır. İncir ağacı diktim. Özür dilerim. Sözümü geri aldım. Al. Yani ikimizin sağlığı açısından özür dilerim, da özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Yani ben de burada yalan olacağım ondan Allah ayırmasın. Ben de karanlığa gidiyorum yani. Al şu sözü. Hakikaten harikaydı. Çok da teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben yedim ve çok beğendim. Yeri daha fena ama. Çok teşekkür ederim. Peki elde yapılan bir şey bu değil mi? Evet. Yani, evet süper. Ellerine sağlık kim yapmışsa, çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Sağ olun. Evet, bu konuda tatlıya bağlanmış bulunuyor sevgili izleyiciler. Size öyle geliyor. Size öyle geliyor. Armağancığım, sen bir şey eklemek istiyor musun? İyi bir performanstı. Canan'ı hem şarkı söylemesini çok seviyorum, hem de sahnedeki duruşunu çok seviyorum. Sağ olun. Zaman zaman bazı insanlarla bir arada olmak maalesef dezavantaj. İşte hani o da bayan olmanın ve daha fıkır fıkır olmanın avantajını kullandı. Sen o ellerle kazık gibi kaldın. Öyle kaldın yani, kalmış oldun, anladın mı? Bir de o eller maşallah ekmek küreğe kadar. Seyircinin de gözüne uzatıyorsun. Ben de bir tane koyacak gibi duruyor. Ekmek küreği gibi onlar, bir de böyle onları kullanıyorsun. Hani iki tane francalı ekmeği koysak, versek fırına gider yani. Bak. Olay bu işte ya. O, hani. Böyle, anladın mı hani? Ama kız orada minicik, fingir fingir. Sayın Çağlayan, siz de bir karar verseniz de. Ne anlamda Sayın Ersoy? Biraz önce çıkan o ufak tefek. Adnan. Adnan. Çelimsiz çocuk. Evet. Onu, bitti çocuk yalnız bu arada. Ufak tefek çelimsiz falan diyerek evet, bitirdiniz. Evet, onu beğenmiyor. Yani böyle efesini kullanamayan olarak görüyor. Evet. Evet. Ama o çocuğun tarzı o. Efendim, bu da fazla efeli. Ne edeceğiz şimdi? Ne ben yapacağız? Ama onun efesine bir şey demedim ki, ellerine dedim. Dedim ki o elleri hani öyle böyle böyle yapmamak lazım. Hani bir manası olmalı. Siz de biliyorsunuz onu. Anlatabiliyor evet, muyum? Hocam ama, beni biliyorsunuz. Ben bir kere daha böyle yaptım yani. Peki bunun efesini nasıl buluyorsunuz? Bu arada orada ne dedin? Beni biliyorsunuz dedin değil mi? Şimdi alameti farikası. Eller mi? Hayır. Beni biliyorsunuz. Onun lafı o. Mesela üç cümlenin birinde muhakkak beni biliyorsunuz diyor. Daha dikkatinizi çekmedi sizde ama hemen oradan güldünüz siz. Biliyorsunuz çünkü. Beni biliyorsunuz. Onun ne anlamda? Efendim, ne anlamda? O ne demek? İşte artık her anlama geliyor zaten. Ya beni biliyorsunuz. Sizi bilmiyoruz hiç. Yok hocam, yani o ağız alışkanlığı, yani böyle orada yetiştiğim için neyinizi böyle... Neyinizi bilmemiz lazım? Hocam... Canan evet. Sen böyle esprilere gülme, adın çıkıyor sonra. Evet, neyini? Ciddi dur. Şey, boynu bükeyim. Yeni gelin. Ha. Yeni gelin gibi ciddi dur. Hiç anlamıyormuş gibi yap. Ben anlamamış gibi durabilir miyim sizce? Sen? Evet. Senin gülmeden durma ihtimalin var mı? Keşke siz Emre ile bir ikili olsaydınız. Az sonra dünyanın en absürt ikilisi geliyor zaten. Tahmin edebiliyorum, Emre ile Hakan. Hakan geliyorlar. Absürt.
Yani bambaşka bir şey o. Onlar da, o da arkadaşı, o da maceralarını anlatacaklar. Bir şey söyleyeceğim. Ege yöresinden mi? Efendim? Ege yöresi mi söyleyecekler? Trakya. Trakya. E onlar Ege, Ege'li. Trakya işte öyle bir şey. İşte yani onlar yani biliyorsun. Onlar öyleler. Kesin Hakan Ege söylüyordur. Öteki Emre Trakya. Çok güzel. Bak az sonra göreceksiniz onları. Çok ilginç. Evet. Sen yeni geldin gibi duruyordun en son. Armağancığım başka bir şey söylemek istiyor musun? Söylemiyorsun. Peki, peki o zaman. Hadi bakalım aday numaralarınızı söyleyin. 106 yazıyorsunuz. 30.04'e oylarınızı yollarsanız çok memnun olurum. Bir şey daha söylemek istiyorum. Benim ilk defa bu zamana kadar bir seyircim geldi. Burada Ayten Tekay, Samsun'dan misafirlerimiz gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık efendim. Hoş teşekkürler. Geldiniz. Hoş geldiniz. Aday numaram 109, 30.04'e mümkünse yol kontrolü olan yollasın yani. Beni biliyorsunuz. Beni biliyorsunuz, ona göre. Peki. Aday numaralarınızı bana da hatırlatın. 109. 109 ve? 106. 106. Peki. Buyurun Ebru Hanım. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Sonra ama sonra söyleyebilir miyim? Tabii lütfen. Evet. Geçen hafta biliyorsunuz programımız bitene kadar sanırım 8'di. Sonra muhakkak gelmiştir herhalde. Galiba 4 tane daha aldık. 12 tane akülü tekerlekli sandalye almıştık. Yine bu program boyunca ben ricacı olmak istiyorum. Akülü tekerlekli sandalye kampanyasına eğer 34.30'da boş bir mesaj gönderirlerse bunun bedeli 5 YTL'dir. Akülü tekerlekli sandalye alımına sizlerin de bir katkısı olacak. Sizlerden çok rica ediyoruz. Ne olur bütün bu gece boyunca yine bir 10 tane daha akülü tekerlekli İnşallah. Sandalye alalım diyoruz. Evet, Omurilik Felçleri Vakfı'na gidiyor evet. bu bağışlarımız. Evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sizlere de teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun.